konser. Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki. Neden? Çünkü bu kadar kalabalığın bir iki katı kadar abicim biz bilet aldık ama gelmiyoruz diyenlerle mesajlarla dolu. Çok yani beni çok onurlandıran bir şey oldu. Onlar burada olmasalar da onların adına teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bir şey yaptık diyebiliriz burada yani. Bir şey yaptık yani. Ne yaptık? İşte ressam, resim yaptık. Ya ben müzisyenim, ne yapabilirim ki? Konuşurum, tweet atarım, bilgilendirme tweetleri atarım. Ama hani bir de bir konser yaparız, hep beraber dostlarla buradaki çocukları alırız dedim. Buradaki şarkılarımız da onlara gider dedim. Böyle bir gece çekti, hoş geldiniz. Gündüzünde vardı. Yüzünü dökme küçük kız. Kızma o. Her tutsağın bir kaçışı, uykunun uyanışı da vardı. Çok teşekkürler. Sana iyi yolculuklar Mehmet abi. Konserinde başarılar diliyorum. Bazı günler çok mutsuzum, bazı günlerse huzursuz, ama sen, seninle sorun yok. Belki yalnız savaşırım, belki de yapayalnız bir ben. Şimdi doğdum. İçimde yaralanacaksın kendin. 25 sene önceden itibaren şarkılar yazmışım o mazlum halk için. Yani onlar için yazmışım. Demişim ki, şikif halkin ya ifade ya eshabe, isterek abu arab, innek mehmi. Nasılsınız diyorum kardeşlerim, ablalarım, canlarım. Biliyorum. Serek ibaret innek mehni. Çok iyi değilsiniz. Yani bunu Arapça haline çevirip söylemiştim yıllar önce. Tabii bizler tekrar ediyoruz. Tüm mazlumların yanında olmasak insan olduğumuzu hatırlayamayız. Ya afrate, ya ashabe, işkip herki. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyar. Bir kere tüm dostlarıma, katılım gösteren sanatçı dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Halkımız da ilgi göstermiş. Düşünün, 2 saat öncesine kadar Tel Aviv'de şu anda yaşayan bir arkadaşım var. Kendisi Almanya'dan, Dortmund'da.
buradaki arkadaşlarımızın selam var dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani yapılan bu soykırımı İsrail'in kendi vatandaşı, oradaki dostlarımız kınıyor. Yürüyüşler yapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın her yerinde bu var. Bizler İsrail'in bu yayılmacı politikasına, bu Siyonist politikasına karşıyız. Çok yakın zamanda 8000 kişinin ölümü, düşünün Hiroşima'da, Nagasaki'de bu kadar çocuk ölümü yaşanmamış bir anda. Ya bu kadar kısa sürede bunları yaşatması hepimizi çok üzüyor. Umarız Filistinli kardeşlerimizin yanında destek oluşumuzu bütün dünya görür. Onların da bir destekleri olacaktır kendi çaplarında. Benim de şu dünyaya gelip